Başkomiserim. Ne oldu Gamze? İlk sonuçlar çıktı. Eminim çok şaşıracaksınız. Kusura bakma geciktik. Önemli değil başkomiserim. Ben de kulüp önündeki görüntüyü netleştiriyordum. Ama baştan söyleyeyim, adamları görünce çok şaşıracaksınız. Hiç heveslenme oğlum. Gamze senden aceleci davrandı. Ne? Nasıl yani, biliyor musunuz? Aç da izleyelim. İş yerlerine, apartman önlerine, bahçe kapılarına, güvenlik kamerası takanlara bir çift sözüm var. Kamera görüntülerinin suçu aydınlatmada, faili bulmada önemi tartışılmaz. Ancak görüntü kalitesi, dolayısıyla kayıtların işe yarayıp yaramaması kurulan düzeneğin özelliklerine bağlı. Şu sıralar Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok dükkan ve otopark sahibi, apartman ve okul yöneticisi yargılanıyor. Şikayetçi olanlar, yerleştirilen kameraların faili tanıyabilecek ölçüde kaliteli olmaması yüzünden mağdur edilenler. Ülkemize de benzeri nitelikte tazminat davalarının açılması yakındır. Semih Orkanlar, 36 yaşında, borsacı. Çıkarın! Yalvarırım! İmdat! İmdat! Yalvarırım, bırakın beni! Bırakın! Bırakın! Sahte pasaport almaya çalışırken sivil arkadaşlardan birine yakalanmış. Sürekli bu durumda, aşırı alkollü. Uyuşturucu da almış olabilir. Tamam, gerisini misal ederiz. Ya biz bunu kelepçeleyelim, bir şey masaya mı bağlasak, ne yapsak? Kendini öldürecek bu herif. Biraz sakinleşmesini bekleyelim. Yalvarırım, bırakın beni. Bırakın. İbrahim'i yakaladık. Her şeyi anlattı. Her şey onun yüzünden oldu. Size uyuşturucu onu getirdi. Evet. Akasya ile nasıl tanıştınız? Anlatsana Semih. Bana ne yaptığını söylesene. Semih Bey. New York'u uçarken tanışmıştık. Çok hoşlanmıştım ondan. O da beni sevsin istedim. İbrahim'e anlattım. Arasana oğlum o zaman kızı. Ne korkuyorsun? Ya görüşmek istemezse? Nasıl istemez ya? Manyak mısın oğlum sen? Hangi kadın istemez? Şu zenginliğine, şu tipine bir bak. Kendimi bildim bileli kadınlarla konuşamam ben. Ama İbrahim bir iki fırt çekersin, rahatlarsın deyince benim de aklıma yattı. Ben de o gazlı Akasya'yı aradım. Eve bir şeyler içmeye davet ettim. Kabul ettim. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben de davetin için çok teşekkür ederim. O zaman bize içelim. Bize? Her şey yolunda gidiyordu. Ben de kendimi iyi hissetmek için banyoya kokain çekmeye gittim. Şey, ben geç kalınca merak ettim seni. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Şüphelenmeye başlamıştı ama konduramadı seni.
Bana biraz izin verir misin? Hemen geliyorum. Beni reddetti. Elimden kurtuldu. Kendimi kaybetmişim. Kurtarsa ancak o kurtarır diye düşün. Onu ara. Kızı bir çöp poşetine koyup ortada temizledik. Sonra da o kızı gömerken ben öleceğiz. Sema? İkiye bas sevgilim. Benden bahsetmeyecek misin? Anlattım işte her şeyi. Git buradan. Git. Semih Bey, Sema'yı nasıl öldürdünüz? Bilmiyorum. Akasya'yı unutabilmek için çok içiyordum. Kokain de kullanıyordunuz. Ne oldu, ne bitti hiç hatırlamıyorum. Bir gece bir uyandım, yanımdaydı. Ne olduğunu hatırlamıyordum. Gece İbrahim'le dışarıya çıktınız. Sonra Sema ile karşılaştınız. Sonra hep birlikte bir gece kulübüne gittiniz. Evet. Sonra düşününce oraları hatırladım. Öyle olmuştu. İbrahim onu evine bıraktığını söylüyor. Herhalde sonra Sema ile birlikte evinize gittiniz. Kulüpten çıktığımızı bile hatırlamıyorum. Tek hatırladığım uyandığımda yanımda çıplaktı. Ölmüştü. Bacağıma ne olduğunu bile bilmiyorum. Yine İbrahim'i aradınız. Başka çarem yoktu. Oho! Sen de iyice seri katile bağladın oğlum ha. Ya vallahi ne olduğunu hatırlamıyorum bile. İbrahim ne olur yardım et bana. Ne olursun. Onu da aynı şekilde götürüp gömdünüz. Bu sefer benden 30 bin dolar para istedi. Mecbur verdim. Eyvallah. Bak İbrahim, söz verdim. Ağzını açmayacaksın. Tamamdır, merak etme sen. Hadi sen de dinlen biraz, çok yorma bacağını. Bacağım çok kötü durumdaydı. Gömmeye yalnız gitti İbrahim. O burada. Hazel mi? Kurtarın beni. Kurtarın. Önce her şeyi anlatman gerekiyor. Sema'dan sonra dayanamıyordum artık. Tam kaçıyordum ki İbrahim onunla geldi. Bana Hazel'in onu aldattığını, intikam alması gerektiğini söyledi. Yapamam ben İbrahim, öldüremem onu. İki taneyi temizlerken iyiydi ama. Hem bana borçlusun oğlum. Yapacaksın. Yoksa her şey polisine olur. Yapmak zorundaydım. İbrahim polise giderse mahvolurdu. Çok güzel bir şey bu ya. Ama çok sabır istiyor değil mi? Beni aldattığını biliyor. Bu bedeni çok ağır edeceksin. Aşkım, bak anlatabilirim. Anlatmanı istemiyorum. Ölmeni istiyorum. Ah!
İbrahim yaptım istediğini. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben oğlum. Bak artık başın çaresine. Zatılmış oldum. Öğrenmişsindir artık. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sakinleşmeye çalıştım. Yüzüğü onun zannettim. Kasayı gömdüğümüz yere gömmeyi düşündüm. Ne yaptığımı bilmiyordum. O adam delinin teki komiserim. Yalan söylüyor. Hadi lan. Yemin ederim görmediniz mi? Psikopat herifin teki, manyak. Sanki senin arta kalan yanın mı var lan? Oğlum hiç uğraşma. Bundan sonra derdini savcıya anlatırsın. Masumum ben. Yemin ederim hiçbir şey yapmadım.